Herkese merhabalar. 10. sınıf İngilizce'de bizi ne bekliyor? Gerçekten de hepimiz İngilizceyi öğrenmek, konuşmak ve günlük hayatımızda bize faydalı olduğu için hele hele bu dijital çağda Z kuşağı olarak İngilizceyi çok iyi öğrenmek istiyoruz. Bu sene okulumuzda ünite 1'de school life, okul yaşamı, ünite 2'de planları öğreneceğiz ve sonrasında diğer üniteler gelecek ama hocam bu ünitelerin adından ziyade bize gösterecek konuları ve bunlara nasıl çalışacağımızı, eksiklerimizi nasıl kapatacağımızı, kelimeleri nasıl aklımızda tutacağımızı ve İngilizceyi nasıl halledeceğimizi soruyorsanız, bize söyleyin diyorsanız şunu söyleyebilirim. Birincisi arkadaşlar İngilizce'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sisteminde en önemli kelime tabii ki de daha doğrusu en önemli kısım kelime yani vocabulary. Yani vocabulary dediğimiz ne? Kelimeleri iyi bileceğiz. Peki kelimeleri nasıl öğrenebiliriz? Birincisi bununla alakalı her zaman söylediğimiz ezberleme yöntemi. Biz bir kelimeyle eğer hep masanın başına karşılaşıyorsak, sınıfta masanın başına karşılaşıyorsun. Eve geliyorsun, ders çalışırken masanın başına karşılaşıyorsun. O kelime size hiçbir şey çağrıştırmaz. Dolayısıyla siz o kelimeyle farklı farklı yerlerde karşılaşmak için o kelimeyi küçük küçük kartlara yazabilirsiniz. Mesela burada ne demiş mesela? Prediction, beklent demek veyahut da işte plan plan demek. Ne demiş? School life, yaşam. Buradaki kelimeler kolay. Biraz daha zor kelimeler. Bunların hepsi gerçi gramer kelimeleri olduğu için kelime bulamadım ben. Neyse. Şimdi burada diyelim ki öğrenmemiz gereken kelimeler var. Şöyle yazıyorum mesela. Diyelim ki dimension kelimesi boyut demek. Atıyorum. Veyahut da işte bring kelimesi getirmek. Veyahut da işte food yemek. Bunların bazıları sizin için çok basit. Bazılarını hiç bilmiyorsunuzdur. Ben zor kelime de yazdım, kolay kelime de yazdım. Siz bildiğiniz kelimeyi zaten yazmanız gerekiyor. Food'u biliyorum hocam ben. Bring'i bilmiyorsanız veya arada bir karıştırıyorsanız bu kelime için güzel kağıtlar hazırlayacaksınız veya kartlar hazırlayacaksınız. Burada Türkçesi arkasında, yani burada İngilizcesi arkasında da Türkçesi yazacak. Ve bu kartlar sizin ileride de İngilizce işinize yarayacağı için mutlaka saklanacak. Nasıl saklanacak? Ben bu kartları yazdım hocam. Arada bir kendime sordum ve artık bring çıkınca getirmek demek olduğunu biliyorum. O zaman bunu ezberlediğim kutuya atacaksınız. Yani bir adeta kelime kavanozunuz, kelime kutunuz olacak. Hatta biz bununla alakalı size İngilizce kitabımızın arkasına böyle kelime kartları da hazırladık. Bu temelden yani 10. sınıfa kadar tüm konuları kapsayan 5. sınıfla 9. sınıf arası ama İngilizce zayıf olan tüm öğrencilerin öğrenebileceği konuları da barındırıyor. Burada tüm gramer konuları var. Neden? Çünkü burada işte şöyle göstereyim. Birazdan göreceğiniz konulardaki işte emizarlar, didler, present continuous, present simple, present perfect, işte canler, should'lar bütün konuları burada sizlere hem videoda anlatın hem soruyla çözdük. Ama siz kendinize bol bol yani kelime kartlarını ben kendi yapabilirim diyorsanız yapabilirsiniz. Buradaki en sonu kendi kelime kartlarını da kullanabilirsiniz. Şimdi simple present tense geniş zamandı. Present continuous tense şimdiki zamandı. Bunlar birbiriyle karışabiliyordu. Nasıl karıştırmayacaktık? Ya kardeşim simple present tense her zaman yapılan şeylerdi. Yani always, sometimes, never, usually, rarely her zaman yapılan şeyler. Dolayısıyla burada fiilin birinci halini kullanıyorduk ve bunların ifadeleri yani bu fiilin gelip gelmeyeceğini anlamamız için içindeki zarf tümlecine bakıyorduk, zarfa bakıyorduk. Yani always, sometimes, never, everyday gibi ifadeler varsa ya kardeşim bu geniş zaman diyorduk. Ama eğer olay şimdi yapılıyorsa bu sefer now, şimdi, at the moment diyorduk. Bu sefer de ing'sini kullanıyorduk fiilin. Yani I'm going, I'm studying, I'm listening, you are listening to me now. Mesela şu an siz bizi dinliyorsunuz. You listen. You always listen to us. Yani siz her zaman bizi dinliyorsunuz. Buna benzer ifadeler geniş zamanla şimdi dinliyorsanız, iş şu anda yapılıyorsa şimdiki zamanla kullanacağımızı bileceğiz. Aynı şekilde planlanmış gelecekte be going to'yu, daha da planlanmış gelecekte present continuous'u kullanacağımızı göreceğiz. Yani Türkçe'de öyledir. Biletimi aldım gideceğim. Pardon. Yarın sinemaya gideceğim. Bu gideceğim anlamına gelir. Yarın sinemaya gidiyorum derseniz Türkçe'de yarın sinemaya kesin gidiyorum bileti aldım abi anlamına gelir. İngilizce'de öyle. I will go to cinema. Yani o anda konuşmayı sana söylemiş. I'm going to cinema. Daha doğrusu I'm going to go to cinema. Planladım. I have a ticket ve gidiyorum sinema. I'm going to cinema tomorrow. Yarın sinemaya gidiyorum dediğinizde ise artık kesin kesin gidiyor anlamına geliyor. Demek ki will gelecekle alakalı. Bundan daha güçlü olan, bundan daha büyük olan going to var. Going to olduğu zaman bu planlanmış. Bundan daha da güçlüyse present continuous. Yani şimdiki zamanı bizim direkt olarak gelecek zaman anlamında kullanmamız en güçlü planlanmış gelecek oluyordu. Bir de gelecekte yapılmış şeyler için present simple'da kullanabiliyorduk. İngilizce'de aynı Türkçe'de olduğu gibi anlam kayması olabiliyor. Simple past tense'de irregular ve regular fiiller öğreneceğiz. Past continuous tense'de burada yine mantığımız var. Yani simple past tense nasıl? Past continuous tense nasıl oluyor hocam derseniz. Bunun mantığı da şu. Şöyle söyleyeyim. Zaten bu kitabımızda sizlere gösteriyoruz ama şöyle diyelim ki burası şimdiki zamanda hani now at the moment dediğimizde şimdi şu anda anlamına geliyordu. Eğer siz geçmişte spesifik bir zaman varsa diyelim ki yesterday yani dün dediniz.
Veyahut da işte last week, geçen hafta dediniz. Bunlar simple past tense. Fakat burada esas dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Geçmişte bir saatten bahsediyorsa, yani geçmişte saat 10'da oturdunuz maç yapmaya, saat 12'ye kadar maç yaptınız. O zaman saat 11'de ne yaptın denmez. 10 ile 12 arası maç yapıyordun, o zaman 11'de maç yapıyordun dersin. I was playing football dememiz gerekiyor. Yani ben futbol oynuyordum dememiz gerekiyor. Neden? Çünkü 10 ile 12 arasındaki 11 gibi bir saatte insan mesela bugün saat 8'de ne yapıyordunuz? Ne bileyim bir şey yapıyordum yani ya kahvaltı yapıyordum o esnada bir şey ya. Bir şey yaparken o andı yani insan tam saat 8'de bir şey yapıp sonra durmaz. O çok zor bir şeydir. Dolayısıyla böyle saatler verdiği zaman da I was playing işte they were going gibi ifadeler kullanacağız. Bunlar da yesterday, last week veyahut da one minute ago bir dakika öncesi gibi ifadeler var. Bunlarda ise daha çok saatleri gördüğünüz zaman geçmişte diyeceksiniz ki bu was, were, ing yani past continuous tense diyeceğiz. Arasındaki farkı da böyle görebiliriz. Used to terk edilmiş alışkanlıklar. Ses harfle başlıyorsa en, ses harfle başlıyorsa e, belirginse d diyeceğiz. Yine biraz, hiç, az biraz gibi ifadeleri göreceğiz. Present perfect tense'de de just, already ve yet ifadeleriyle konuyu anlamaya çalışacağız. Tabi burada bunlarla alakalı çok eksiğiniz varsa dediğim gibi bu kitapta biz sizlere hepsini tek tek göstermeye çalıştık. Mesela diyelim ki was going, went ya da mesela şöyle gösterelim. I have done, I have done. Yani his car is dirty, he's washing his car now. Yani I have has'i. Burada hem karakoda okutaraktan bizden video izliyorsunuz. Yani normalde konu anlatımı kitaplarda video olmaz. Biz konu anlatımı kısmına da video koyduk. Sonra burada takıldığınız konuyu öğrendiniz. Ardından bu soruları çözerken takıldınız. Yine karakoda okutaraktan çözümünü izleyebiliyorsunuz. Veyahut da zaten cevap anahtarı kısmında da cevapları var. Dolayısıyla en temelde eksiğiniz varsa mutlaka böyle bir kitaptan faydalanın. Bu bizim Tonguç'un kendi hazırladığı kitap diyebiliriz sizlere arkadaşlar. Yine should, had better burada tavsiyeler vereceğiz. Ve must zorunluluk, have to dışarıdan gelen zorunluluk, need to da yine benzer gereklilik anlamına gelecek. If clause type 1'da yani olabilecek şeyler. Mesela çalışırsan kazanırsın. If diyeceğiz, verb 1 diyeceğiz. Yani if you study, you will be successful. Sonra da will gelecek veya can gelecek. Ama type 2'de ise bu sefer hayal konacak. Bu sefer if'ten sonra past simple gelip ardından da would veya could gelecek. Yani çalışsaydı, yapardı değil de hani piyangodan biletime para çıksaydı Ferrari alırdım gibi böyle hayal ifadelere geçeceğiz. Ama burası if clause type 1'da verb 1 ve will can'i göreceğiz. Yani olabilecek şeyler. Bu da esasında bizdeki koşul sonuç cümleleri. Komparatiflere bakacağız, superlatiflere bakacağız. Yani diyelim ki small bir adjective, smaller dediğimizde bu komparatif olacak. Smaller than diyeceğiz. Yani smaller than daha küçük. Ama eğer yine small fiilini en küçük diyeceksek bu sefer başına d getirip smallest dememiz gerekecek. Tabii uzun sıfatlarda more, kısa sıfatlarda şeylerde de superlatif halinde uzun sıfatların the most'u kullanmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Relative clause'lar, who, which, when bunlar yine önemli. Bir de non-defining relative clause'lar var. Bunları da çok güzel bir şekilde göreceğiz. If clause type 2'da az önce söylediğimiz gibi hayaller var. Yani bu sefer verb 2 ve would ve could'u kullanacağız. Niye? Çünkü artık hayal kurmaya başlıyoruz. Passive voice'da da edilgen cümleleri görmüş olacağız. Yani şuradan da göstermek istiyorum size bir kez daha. Hani burada örnekleriyle öz gösterildiği için. Is done, was done. Yani sayfa 114'ü açıyorum mesela şöyle hemen. Sayfa 114'te bunların hepsini sizlere göstermeye çalıştık. Şöyle göstereyim. Regular fiilleri de burada verdik. Mesela I wash the car every week. Ben arabamı her hafta yıkarım. He washes the car every week. O arabasını her hafta yıkar. The car is washed every week. Araba yıkandı her hafta. Yıkanır yani. Burada yıkanır dediğimizde bahim işte burada anlatılmak istenen is done edilgen cümle. Was'dan da yazıldı. Mesela Shakespeare wrote Hamlet in 1601. Yani Shakespeare Hamlet'i yazdı. Shakespeare burada zaten. 1601'de. Hamlet was written in 1601. Yani Hamlet yazıldı by Shakespeare. Shakespeare tarafından dediğimiz zaman. Yani nesne özneye dönüşüyoruz. Edilgen çatılı fiillerde Türkçe'de hatırlarsanız nesneler özneye dönüşüyor da onlara söz ediyor. İşte bunu burada size kurallarıyla gösterdik. Bu videoda anlattık. Ardından da soru çözümlerini yaptık. Yine sizler için arkadaşlar. O zaman şimdi konumuzu güzel bir şekilde bitirdik. 9. sınıfta bizden istekleriniz yaptınız. Bizler de size kanalımıza çok güzel destek olduk. Yine bu 10. sınıfta da sizlere destek olacağız. Videolarımızla, rehberliklerimizle hiç endişelenmenize gerek yok. Yorumlara ödülü soruya bekliyoruz arkadaşlar. Bizden istekleriniz nelerdir? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.